Günaydın. Ay günaydın Orhan. Geciktiniz mi biraz? Evet geciktim. Evden bir türlü çıkamadım yani. Hayatımda ilk kez ayaklarım geri geri gitti, gelmek istemedim. Şu vahap mevzusunu Ateş anlattı. Ha, haberim var yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok can sıkıcı. Ama merak etme, Ateş bir yolunu bulur. Yok Orhan, bu sefer bir yol kalmadı. Bulamayız hiçbir şey. Yani tanı birimden biri mutlaka kovulmak zorunda. Bu kadar ümitsiz mi durum ya? Evet. Çünkü vahap elim kolum bağlamış durumda. Hiçbir şey yapamıyorum. Ve yani bir yerlerden para kısıtlaması yapmaya çalışıyor. Bunu da oradan yapacak. Şimdi odama gideceğim. Kesin yine oradadır, işgal etmiştir. Kolay gelsin. Üç gün mü? Manyak mı bu adam? Manyak. Böyle bir karar üç günde nasıl verilir ya? Ateş ne diyor? Ne desin, sinirlendi tabii ki. Bu sefer o haklı, ben haksızım. Hayatım seninle bir alakası yok. Bu adamın böyle manyak olduğunu nereden bileceksin? Bilmem gerekirdi. Yani birinin eline bu kadar gücü teslim ediyorsan öncesinde iki kere düşünmen lazım, öyle değil mi? Gözünüz aydın. Ne oldu? Söyledim sonunda ekibe. Neyi? Üç güne kadar birinin gidici olduğunu. Hayda. Niye şimdiden söylüyorsun Ateş? Niye söylemeyeyim? Ha? İşte üç gün boyunca izlersiniz dizi gibi birbirlerini nasıl yediklerini. Gurur Duyu eserinde İpek Tekin. Doktor, bunun İpek'le ne alakası var? Ne için bir şey yapıyorsun? Kimle alakası var? Ben mi getirdim adamı başımıza? Ben kalkacağım. Poliklinikte yapmayacağım. Her şey yapma. Sinirin çıkartacak yer arıyor. Yani üstüme alınıyorum tabii ki. Haklı bir yandan. Vahap geldiğinden beri her şey birbirine girdi. Tamam tamam, düzelir. Orhan Hocam. İpek Hocam. Eşlik edebilir miyim? Ha, lütfen buyurun. Bir şey olmuş galiba. Evet oldu. Bütün hastane bu işten çıkarılma mevzusunu konuşuyor. Duyulmuş mu? Maalesef. Ve insanlar tedirgin tabii ki, sıra bize de mi gelecek diye merak ediyor. Ama böyle yapılmaz bu ki bu iş. Ya üstlük olamaz ki böyle. Olmaz bu. Evet Orhan, böyle olmaz. Sonuçta bunlar sağlık çalışanı. Yani böyle dertleri olmamalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Vahap Bey burada olduğu sürece bizim derdimiz bitmeyecek. Daha çok derdimiz olacak. Hayırdır? Bitmeyecek olan dertler neymiş Orhan Bey? Ay Vahap Beyciğim, ne kadar sessiz geldiniz öyle. Duymadık geldiğinizi. Öylesine konuşuyoruz. Öyle mi oldu? Yok. Yani şunu konuşuyoruz aslında biz Vahap Bey. Bu şimdi işten çıkartılma mevzuatı. Üstlük böyle olunca tabii, kusura bakmayın. Bütün hastanede duyulmuş. Ha, şöyle merak ediyorum. Bu hesaplar, mali işler, işten çıkartılma. Üstlük bu olmalı mıdır? Bu mudur yani bu işin yolu? Peki sorunuza şöyle cevap vereyim ben Orhan Beyciğim. Sizinle yaptığımız bir konuşmada hatırlarsanız siz bana... Ben bu işlerden pek anlamam. Ben doktorum. Para işlerinden anlamadığım gibi anlamak da istemem falan demiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Doğrudur. Tamam. O zaman o lafınızı hatırlayın gene bence. Bildiğiniz işi yapın, olur mu? Bu konular sizi aşar. Tamam. Vahap Bey, aynı konuşmada eğer siz de hatırlarsanız... siz bana şey demiştiniz. Siz aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesisiniz demiştiniz. Doğrudur, ben para işlerinden anlamıyorum. Ama en azından etik kurallardan, insan ilişkilerinden nasibimi almışımdır. Çok şükür. İnsanlar tedirgin oluyorlar. Tedirgin olmasınlar efendim. İşini doğru düzgün yapan hiç kimsenin tedirgin olmasın ama hal yok. Öyle değil mi İpek Hanım? Özür dilerim lafınızı. O departmanda çalışan herkes, bütün uzman doktorlar layıkıyla yapıyorlar şimdi, merak etmeyin. Ama o departmanın başındaki insan işini layıkıyla yapmıyor. Benim sorunum da o insanla. Tamam? Bu kadar söyleyeceklerim. Ya bu adamı bize parayla mı verdiler? Evet Orhancığım, maalesef. 10 milyon dolar.